Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kendin yap çalışmasıyla daha birlikteyiz. Bugün ne yapacağımızdan bahsetmeden önce sizlerle benim için mutlu bir olayı paylaşmak istiyorum. Bugün kanalın 50. videosuyla karşınızdayım. Bunun için çok mutluyum. Nice 50'lere. Sizlerin de desteğiyle daha birçok projede buluşmayı dilerken hemen çalışmamı anlatmaya geçiyorum. Bugünkü çalışmamız makrame ayna olacak ve makrame çalışmalarının da ikinci videosu olacak. Yani bir makrame serisine başlamış olabiliriz aslında. Belki ilerleyen günlerde başka makrame çalışmaları da yapabiliriz. Makrame ayna yapmak açıkçası benim aklımda yoktu. Bir arkadaşım benden isteğiydi bu. O yüzden bu çalışmayı yapıyorum. Yapıyorken de sizlerle de paylaşmak istedim. Bunun da hikayesi böyle. Daha önce yorumlarda benden istenen bazı projeler vardı. Bundan sonraki projelerimde sizlerin yorumlarından gelecek. Bunu da burada söylemek istiyorum. Bu sene bitmeden sizin istediklerinize de kesinlikle kanalına yer vereceğim. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi yapılışa geçelim. Daha sonra çalışmamızı bitirdikten sonra tekrar görüşürüz. Makrame ayna yapımında kullanacağımız tüm malzemeler ekranda gördüğünüz gibi. Makrame pamuklu ipim var. Benimki 4 mm ve 2 burgu. Daha önceki makrame çalışmamda da söylediğim gibi ben iplerimi Eminönü'nden alıyorum. Hep gittiğim bir yer var. Oradan kiloyla tartırarak alıyorum. Tabi bu tarz ipleri internet sitesinde de bulabilirsiniz. Yapacağım ayna 30 santim civarı olacak ama aynam 32 santim civarında. Kenarlarında kalması için biraz fazla kestirdim. Sırayla devam edecek olursam bir tane telim var. Bu bir bakır tel de olabilir ya da bir kasnak da kullanabilirsiniz. Aynanın büyüklüğünde bir kasnağım olmadığı için ben bir tel parçası kullanmak istedim. Ve biraz daha şık görünmesi için de altın yaldızlı boyayla önceden boyadım. Bu tel parçası birleşik değil gördüğünüz gibi ve bunu birleştirmek için şöyle ince bir tel kullanacağım. Daha önceki çalışmalarımdan da bildiğiniz gibi. Makasım her zamanki gibi. Ölçmek için mezuram var. Ve bir de yapıştırmak için silikon tabancası. Benim olmazsa olmazım biliyorsunuz. Ben ilk önce teli birleştirmekle başlayacağım. Çemberimi ayarlamak için aynayı aldım. Aynam 30 santim bu arada. Yeri bu şekilde belirliyorum. Şunun kadar bir şey yapacağım. İnce tel parçasıyla bu büyük tel parçasını bir çember haline getireceğim. Çember oluşturma işlemimiz bitti. Şimdi ipleri ayarlama kısmına geçelim. Yapacağımız model bizi çok zorlamayacak. Çok da fazla ipe ihtiyacımız olmayacak. Makramede bir tane ipi ikiye katlayarak kullandığımız için 40 santim ölçüsünü 80 santim olarak ayarlayacağım. Yani her bir ipin 80 santim uzunluğu olacak. İpleri 80 santim olarak ayarladım. İkiye katladığımızda 40 santim oluyorlar. Şimdi bu iplerin hepsini çembere kilitliyorum. Daha önceki makrame çalışmamda size temel bilgileri vermiştim. Bu kitleme olayını da orada detaylıca anlatmıştım. O videomu izleyerek temel bilgileri alabilirsiniz. Şimdi düğümlerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Hemen 4 tane ip alıyorum ve sıkarnat düğümüyle başlıyorum. Sıkarnat yani kare düğüm yapacağım buralara. Sıkarnatın nasıl yapıldığını detaylı olarak yine makrame çanta videomda anlatmıştım. İsterseniz o videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. İlk sıra için sıkarnatı 4 sıra yapıyorum. Kare düğümleri aşağıya doğru üçgen şeklinde gideceğim ve alt taraftan ikinci sıradan da hemen ortadaki 4 tane ipi alarak kare düğüm yapmaya devam ediyorum. Bu sırada da 3 tane kare düğüm yapacağız yan yana. Sonraki sırada 2, sonraki sırada 1 tane yaparak kare düğümlerimizi tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi üçgen kısmı oluşturdum. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Sol tarafta en baştaki ipi alıyorum ve bu benim sabit ipim oluyor. Her bir düğümü, bu sabit olan ipimi ikişer kez doluyorum. 1, 2. Bitti. Sonraki ipe geldim. 1, 2. Burada sardığınız ipin sıkılığına dikkat etmeniz gerekiyor. Birini çok sıkı, birini çok gevşek yaparsanız burası düzgün görünmez. Bu noktaya dikkat ederseniz çalışmanız çok daha düzgün görünecektir. Bakın ben burada ne çok sıkıyorum, ne çok gevşek bırakıyorum. Son ipin sol taraftaki ipine gelince bitirdim. Sağ taraftaki ipi sağ taraf için ayırdım. Şimdi sağ taraftaki ipi sabit olarak tutuyorum. Ve diğer ipleri bu sabit olan ipe dolayarak devam ediyorum.
şuranın birleştirme kısmını daha sonra yapacağım. Çalışmanın biraz daha tok görünmesi için tekrar aynı şekilde bir sıra daha gideceğim. Yine soldaki ilk ipi aldım ve diğer bütün ipleri en baştaki ipe sararak devam ediyorum. Bu arada çalışma için 40 cm benim iplerime göre çok ideal bir boy oldu. Bu uzunluk ipinizin kalınlığına göre değişecektir. Ben 4 mm ipleri kullandım. Siz de bu ölçüde bir ip kullanırsanız hemen hemen ip uzunluğunu 40 cm olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ortada kalan iplerle çalışabilirim. Önce içtekini yapıyorum. Soldakini sabit tutuyorum. Sağdakini soldaki ipe sararak devam ediyorum. Bakın iç tarafı bitirdim şu anda. Şimdi dış tarafı yapacağım. Bu ipim yine sabit ve şu ipi sararak devam ediyorum. Şimdi bu tarafa geldim. Bu ip yine sabit. Alttaki ipi sarıyorum. Burada da bu ipi sabit, alttaki ipi sararak bitiriyorum. Evet, ilk bölümü bitirdik. Şimdi yeni bir şey göstereceğim size. Bunu daha önceki videoda göstermemiştim. Yeni bir düğüm tekniği gösteriyorum. Yine 4 tane ipimi aldım ve kare düğüm yapıyorum. Buraya kadar her şey bildiğimiz gibi ilerliyor. Üst kısımda çok az boşluk bırakacağım. Dibine kadar gitmeyeceğim. Şu kadar mesafe bırakıyorum bakın. Ve sıkı aynat yapmaya devam ediyorum. Yine makrome videosunda makrome çantalarını örnekleyecek olursam aynen çantanın sapını yaparkenki gibi yapıyorum. 4 tane alt alta sıkı aynat oluşturacağım. Evet, bitti. Buraya kadar da her şey bildiğimiz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum bakın. Bu 4 tane ipi yukarıda bıraktığım boşluğun içerisinden geçiriyorum. Ve ipleri alttan çekiyorum. Şimdi alt kısmından da bir tane kare düğüm atarak bu top top olan kısmı kilitliyorum. Bu düğüm tekniğine de beri knot deniyor. Dut, kiraz bunun gibi bir şey diyebiliriz. Bundan sonraki bölümde sadece şunlara devam edeceğim. Yine 4-3-2-1 sıkı knot şeklinde ve yanına bir tane de belly knot yaparak aynayı tamamlayacağım. Desen oluşturma kısmı tamamlandı. Şimdi saçaklarını püskül yapmaya geldi sıra. Göz kararı olarak yaklaşık 5 cm kadar püskül bırakacağım. Püsküllerin görünümünün girintili çıkıntılı olmasını istediğim için biraz böyle verev keseceğim. Kalan parçaları atmıyorum tabii ki. Bunları da başka projede kullanmak için kenara koyuyorum. Siz de öyle yapın. Çünkü bu kalan parçalarla ileride başka bir proje yapacağız. Tek tek çözdüğüm ipleri tarakla açarak dağılmasını sağlıyorum. Daha bir püskülleştiriyorum buraları. Püsküller biraz kıvırcık duruyor. Bu görüntüyü yok sevmiyorum. Biraz ütüleyeceğim. İlk haline nazaran nasıl daha düzgün göründüğünü görüyorsunuz. Şimdi bu püskülleri biraz daha kısaltıyorum. Alt kısımları için sorun yok ama üst kısımları aşağıya doğru sarkabilir. Bunu engellemek için püskülleri kısaltmamız gerekecek. Ben de bunu yapıyorum şimdi. Keserken muhakkak düzgün kesen bir makasa ihtiyacınız var. Bu kesme işleminizi daha da kolaylaştıracak. Diğer türlü biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi size düzgün kesme ile ilgili ufak pratik bir yöntem göstermek istiyorum. Şu kısmı kesmek istiyorum ve üzerinden makasla şöyle görünmez bir işaret çekiyorum. Bu benim gidiş yolum olacak. Biraz daha düzgün kesmemi sağlayacak. Makrome yaparken en zorlayıcı kısım bu püskül kesme olayı olabilir sanırım. Simetriyi vermek çok özen istiyor çünkü. Gördüğünüz gibi bu pratik yöntemle düzgün püsküller kesebilirsiniz. Ama en önemli ihtiyacınız çok keskin bir makas. Marketten aldığım bir karton koli vardı. Onun bir parçasını kestim. Aynanın arka tarafını yapıştıracağım. Şu kısmın delik olması benim işime geldi. Duvara asma konusunda çok işe yarar olduğunu düşündüğüm için bunu kullanacağım şimdi. Aynanın boyu kadar ölçüsünü alıyorum. Kesme tahtamı koyup maket bıçağımla bu ölçüde kesiyorum. Kestiğim bu parçayı aynanın arka kısmına silikonla yapıştırıyorum. Kenarlarını da biraz güçlendirmek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Cam işi sonuçta. Biraz daha silikonla sağlamlaştırıyorum. Ve son olarak makrome çalışmamı ayna üzerine silikonla düzgünce yapıştırıyorum.
Silikon tutar mı diye şüphe etmiştim aslında burada. Şu an görüyorum ki gayet güzel tutuyor. Emin olabilirsiniz. Hatta gönül rahatlığıyla da kullanabilirsiniz. Bir çalışmanın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki çalışmada görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.